Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uygun fiyatlı ürünlerle bir makyaj yapalım istedim. Daha önceden yüksek fiyatlı ürünlerle bir makyaj videosu yapmıştık. Hazır şimdi bir de indirim dönemindeyken uygun fiyatlı ürünlerle de böyle bir video hazırlamak istedim. Aslına bakarsanız bu ürünlerin çoğunu sizlerle daha önceki makyaj videolarımızda farklı farklı videolarda uygulamıştık. Ama ben bunları özellikle yazın da kullanmayı tercih ettiğim için bu video içerisinde sizlerle toplu olarak uygulayalım istedim. Şimdi videoya başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Ve böylece her hafta cumartesi ve çarşamba günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza başlayabiliriz. Dediğim gibi bu video içerisinde kullanacağımız ürünleri sizlerle daha önceden pek çok videoda uygulamıştık. Zaten herhangi bir sponsorluk yoktur, onu da başta söyleyeyim. Ürünlerle ilgili tüm detayları, kullandığım ürünlerin açıklamalarını ve bulabildiğim linkleri aşağıya videonun altındaki açıklama kutucuğunun içerisine yazacağım. Oradan tek tek bakabilirsiniz. Cilt bakımı yaptım, nemlendiricim ve üzerinde güneş kremi var. Baya bir sürede geçti ve cildime oturdu. O yüzden şimdi bunun üzerine hemen uygulamaya geçeceğim. Benim çok sevdiğim bir makyaj bazıyla başlayacağım. Bunu daha önceden yine uygun fiyatlı olduğu için sizlere de söylemiştim. Yine kontrol ettim ve yine uygun fiyatlı. Maybelline'in Super Stay serisindeki makyaj bazlarından bu. Bu bazın ben daha uygun fiyatlı olduğu için yine bulduğumdan yedeklemiştim kendime. Yedeğimde de var açılmamış olarak. Çok beğeniyorum. Şöyle ki makyaj tutuculuğu, yani fondötenin üzerinde tutuculuğu çok güzel. Ama böyle gözenekleri falan çok fazla gizleme özelliği gibi yok. Ama ten ürünlerini güzel tutuyor. Biraz likit bir kıvamı var. Şöyle hafif akışkan. O yüzden tam gösteremiyorum. Bu şekilde uygulayarak başlayacağım. Özellikle karma ciltlerin de sevebileceği bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Hem nem veriyor hem de böyle yağlı yağlı bir hissiyat da yapmıyor. O yüzden de beğendiğim bir ürün. Biraz da çene bölgesine. Çünkü terlemeyle, nemle daha çok T bölgesi ürünleri çabuk atabiliyor. O yüzden makyaj bazı ürünlerin daha uzun süre kalmasına da destek oluyor. Dediğim gibi bu Maybelline Super Stay serisinde çıkardığı bazı tavsiye ederim. Şöyle açılmamış ambalajdan da göstereyim size. Gayet güzel, başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ürünleri tutuculuğu da bence performansı da güzel ve gayet de uygun fiyatlı. Şimdi hemen arkasından bunun üzerine ten ürünüme geçeceğim. Fakat şu saçlarımı hemen bir toparlayayım. Çünkü fondöten mıra gelmesin. Yine tokalarımı takarak biraz burayı düzenleyeyim. Şimdi hemen fondötene geçiyorum. Fondöten değil de daha doğrusu bir ten ürünü olduğunu söyleyebilirim bunun. Yani tam fondöten gibi değil, bir nevi renkli nemlendirici gibi. Bu da Wet n Wild'ın Tinted Hydrator adlı ürünü. Bunu zaten çok sevdiğimi defalarca kullanarak sizlere göstermiştim. Çok güzel bir ürün ve benim elimdeki light medium olan rengi. Yaz döneminde de uygun görüyorum bunu. Biraz böyle hafif bir likit kıvamda olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz yine de kullanmadan önce hafif bir çalkalıyorum. Benim ürün neredeyse bitmek üzere. Bunun light rengine de bakabilirsiniz. Yani bu çok açık bir renk değil çünkü. Açık, çok çok açık tenliler light rengine, veya onun da açığı bir ton daha var. Ona da bakabilirsiniz. Ben bunu şöyle yine buffing brush olan bu Real Techniques'in fırçasıyla uygulayacağım. Çok ince bir ürün. Az az alarak uygulayabilirsiniz. Çok aşırı kapatıcılığı yok ama üst üste artırılabilir güzel bir ürün. Yani renkli bir nemlendirici ayarında ama biraz daha örtücülüğü yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani ciltte güzel bir eşitleme yapıyor açıkçası. Şimdi ben yazın genelde aslında ten ürünü çok fazla kullanmıyorum ama kullanacaksam da dediğim gibi böyle ince ürünleri tercih ediyorum. Belki hani böyle bir güneş kremin üzerine normal güneş kremini uyguladıktan sonra arkasından bir de renkli güneş kremini uygulayarak bu şekilde ten ürünü uygulamasını tamamlıyorum. Onun dışında çok hafifçe işte Mizone'un BB kremini kullanabiliyorum ya da bunu kullanıyorum. Çok fazla açıkçası özellikle böyle Ağustos sıcaklarında aşırı nemli havaların olduğu zamanlarda cilt çünkü çok fazla kustuğu için biraz konforsuz geliyor. Ama makyaj videosunda yine tercih ederek ince yapılı olanı sizlere uygulamak istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu dediğim gibi light medium olan rengi. Ben bunu çok beğenerek kullanıyorum. Bitirmek de üzereyim yani. Tekrar tekrar alacağım ürünlerden bir tanesi olduğu müddetçe. Çok konforlu bir ürün olduğunu düşünüyorum. Eğer ki cildinize hem nemli hem de böyle bir ton eşitlemesi olsun diyorsanız bakılabilecek ürünlerden bir tanesi. Şimdi hemen arkasından kapatıcıya geçeceğim. Kapatıcı olarak da Deborah Milano markasının Instant Lift adındaki bu kapatıcısını kullanacağım. Daha önce yine yeni ürünleri deniyorum videomda bunu sizinle uygulamıştık.
Elimdekinin rengi 02 olan rengi. Böyle alttan çevirdiğinizde aynı Maybelline Age Rewind'daki gibi ucuna geliyor. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Şöyle hafifçe bırakacağım. Çok açık bir renk değil bu elimdeki 02 olan. Ama böyle hafif bir bej tonuna yakın gibi söyleyebilirim. Yine de uygulamada bakın aydınlık etkiyi görebiliyorsunuz. Ben çizgilere dolmama özelliğini de beğendim. Ama böyle çok bir hani tamamen kapatıcı gibi düşünmeyin. Aşırı böyle hani kamuflaj gibi olan concealerlar gibi değil. Yani çok böyle kabuk gibi duracak olan kapatıcılardan değil. Yine de beğendiğim bir kapatıcı. Konforlu yani benim için uygulaması güzel. Çok kalın yapılı kapatıcıları sevmiyorum çünkü. Bunun Instant Lift demesinin sebebi içerisinde Centella Asiatica bulunan birazcık hani böyle göz çevresine de aslına bakarsanız bakım da yapan bir kapatıcı olduğu için böyle deniyor. Şimdi uygulamamızı kapatıcıyı da tamamladık. Gördüğünüz gibi göz altları gayet aydınlık bir şekilde büründü. Şimdi hemen kapatıcıdan sonra arkasından geçelim bir pudra uygulayayım. Şöyle hafif göz altlarımı sabitlemek için Lovely'nin HD pudrasını kullanacağım göz altlarımı sabitlemek adına. Sonra bir pudra daha kullanacağım. Onu biraz daha sonrasında. Şöyle birazcık içerisine kapağına döktükten sonra bunu da pudra uygulama Real Techniques'in Setting Brush adlı fırçasıyla şöyle göz altlarıma birazcık geçeceğim. Hafif böyle nemlenmeye müsait olduğu için iklim koşulları dolayısıyla hemen çizgilerin olabileceği yerlerde birikme olmasın diye sadece buralara geçeceğim. Ama şu yanak bölgelerime sürmeyeceğim çünkü krem ürün kullanacağım orada. O yüzden oraya bir şey uygulamıyorum. Sadece mimik yaparken çizgilere dolmasın diye katlanma yerlerine birazcık pudrayı uyguladım. Gördüğünüz gibi bu şekliyle pudrayı da uygulamış olduk. Lovely'nin bu HD pudrasını da çok seviyorum. Uygun fiyatlı bir ürün arayanlar bakabilirler. Oldukça da bereketli bir ürün. Çok çabuk bitmiyor bu tür pudralar. Yine indirimlerde de takip edilebilir bir ürün. Far uygulamasından önce Lightened Primer'ını kullanacağım. Bu primer'ı da seviyorum. Farın tutuculuğunu güzel sağlıyor ve çok uygun fiyatlı. Şöyle birazcık göz kapaklarını sürüp bugün ben krem far kullanmak istiyorum. Pratik olduğu için yaz makyajında krem farları daha çok tercih ediyorum açıkçası. Bu Lightened Primer da güzel. Yani farların tutuculuğunu güzel sağlıyor ve fiyat olarak da çok çok uygun fiyatlı. Yine düşünülebilir ürünlerden bir tanesi. Şimdi birazcık bu böyle kurusun hafifçe. Ben bu arada far paletlerinden neleri kullanacağız onlardan bahsedeyim size. Yani farlardan hangilerini kullanacağız. Önüme iki tane de palet getirdim. Uygun fiyatlı olduğu için Wet n Wild'ın iki tane paletini tercih ettim. Bunlardan bir tanesi Comfort Zone adlı paleti. Zaten efsanevi bir palet. Çok önceden bunun eski versiyonu da var bende. Hala duruyor. Yani onu da hala kullanıyorum hatta ara ara. Bu yenilenmiş olan versiyonu ve hiç fırça değmemiş haliyle duruyor elimde. Bir de yine yakın zamanda bir iki yaz önce çıkardıkları serideydi. Bu da son dönemde çıkanlardan diyebiliriz. Bu elimdekinin rengi de Call Me Sunshine olarak geçen palet. Bunun renklerini seviyorum. Böyle yazı uygun, birazcık daha gold tonlarda olduğu için hoşuma gidiyor açıkçası. Bronze böyle gold makyajlarda. Fakat ben bugün dediğim gibi uygun fiyatlı olduğu için bunları göstermek istedim. Hani indirimlerde aklınızda olsun. Beğenerek kullandığım, yaz makyajlarını da severek kullandığım ürünler olduğu için. Ama ben bugün dediğim gibi kalem farlardan kullanmak istiyorum. Kalem farlardan geçen videoda uygulamıştık. Yüksek fiyatlı olarak yine Bobbi Brown'dan, IMM markasından göstermiştim. Daha uygun fiyatlı olduğu için Kiko'nun kalem farlarından kullanmak istiyorum. Bunlar ışıltılı tonlardaki elimdekiler. 47, 07 ve 53 numaralı olanlar var. Bunların renklerini size biraz göstermeye çalışayım. Şöyle. Burada gördüğünüz 47 numaralı olan. 07 olan da çok güzel bir ton. Ve bunların kalıcılıkları harika. Kolay kolay çıkmıyorlar gözünüzden. Gün boyu duruyorlar. Evet, bu da 07 olan. Altta gördüğünüz. Şöyle gold yansıma gibi içerisinde çok hafif yansımalar var. Şampanya tonlu. Bir de pembe rose gold gibi olan 53 numara var elimde. Onu da göstereyim. Bu da yine açık görünüyor ama içerisinde pembe yansımaları var. Göz içine falan da çok güzel olabilir. Şurada altta gördüğünüz. Biraz ışıktan parladığı için renk ayırımı çok belli olmasa da uygulamada gayet güzel duruyor.
Bunları kullanmayı düşünüyorum. Şimdi hemen bence kuruduğu için başlayalım. Önce biraz kriz bölgesini belirginleştirmek için comfort zone paletinden uygulayacağım. Şuradaki yukarıdaki açık renkten alıyorum. Geçiş rengi olarak bahsettiği renkten birazcık buraya geçelim. Gördüğünüz gibi yoğunluğu, pigmentasyonu çok güzel bu farların. Wet n Wild'ın far konusunda asla yarı yolda bırakmayan paletleri var bence. Yüksek fiyatlılarla boy ölçüşecek kadar güzel farları var. Tek dezavantajı ambalajlar. Yani çok çabuk deforme olabiliyor, kırılabiliyor. Şu tuttuğu yerler paletlerin çok çabuk bozulabiliyor. Bir de bunları mağazalarda çok fazla bantladıkları için açtıktan sonra yapış yapış oluyor tabii ki. O da birazcık beni rahatsız ediyor ama yine de farların kalitesi uygulama kolaylığı güzel olduğu için tercih edilebilir diye düşünüyorum. Geçiş rengi derken bütün farı buradan uygulamış gibi oldum. Şöyle bir karıştırma fırçası alıyorum ve bunu iyice dağıtıyorum. Birazcık da koyu renkten dış köşeye uygulamak istiyorum. Yassı karıştırma fırçamla buradaki kahverengi olan tondan alacağım. Onu da dış köşeye birazcık bırakacağım. Bu şekilde far uygulamasını üst tarafa yaptık. Şimdi hemen krem farlara geçerek biraz bunu açmak istiyorum renklerini. O yüzden ilk önce size gösterdiğim şuradaki ana rengim olacak. Yukarıdaki 47 numara olarak gösterdiğim. Önce 47 numarayı birazcık uygulayalım. Direkt bunu göz kapağımın üzerine geçiyorum. Bu farları fırçayla dağıtmama bile gerek kalmıyor. Uyguladıktan sonra aynen böyle olduğu gibi yerinde kalıyor bütün farlar. Evet, bu haliyle rengi görebilirsiniz. Çok güzel bir renk. Bu 47 numarayı ben çok seviyorum. Hafif böyle dediğim gibi içerisinde böyle bir şeftali tonu arıyorsanız 47'ye bakabilirsiniz. Şimdi hemen 53 numaraya geçeceğim. Bu böyle birazcık daha rose gold ama böyle kirli bir rose gibi. Hafif böyle kirli gül kurusu gibi olan bir renk. Bunu da göz içime uyguluyorum. Şöyle biraz da üzerine geleceğim. Pembe olanı biraz da şöyle göz pınarının altına hafif uygulayacağım. Son olarak 7 numaralı olan çok güzel bir gold tonunda. Bunu da tam böyle gözümün orta yerine birazcık ışık vermesi için şuraya bırakıyorum. Hafif de alt tarafa birazcık geçelim. Comfort Zone paletindeki kahverengiden bir tık alacağım. Çok az. Bunu da fırçamla tam gözümün alt köşesine şuraya minicik bir bırakacağım. Evet, bu haliyle ben göz makyajı uygulamasını tamamlamış gibi oldum. Şimdi hemen arkasından biraz kepiklerim aşalayalım ve maskarayı uygulayalım. Maskara olarak da bugün çok sevdiğim Lash Mania adlı Lovely'nin bu maskarasını kullanacağım. Çok beğeniyorum etkilerini kirpiklerdeki. Hemen bunu uyguluyorum. Yine uygun fiyatlı bir maskara olduğu için de bunu bu videoya da eklemek istedim. Evet, maskarayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ben bugün kalem veyahut da herhangi bir şekilde bir eyeliner kullanmak istemiyorum. Ama eğer ki uygun fiyatlı bir ürün öner derseniz Lykke'nin eyeliner'ı gerçekten çok uygun. Aynı şekilde Biolus'in eyeliner'ını da çok seviyorum. İkisi de güzel. Bu Lykke'ninkine de bakabilirsiniz. Göz kalemi olarak da kahverengi göz kalemi olarak Wet n Wild'ın Sima Brown Now adlı bu kocaman göz kalemini hep öneriyorum. Çok güzel. Güzel bir acı kahve ama içerisinde ışıltı da yok. O yüzden çok güzel, net bir kahve olduğu için bunu da tavsiye edebilirim. Biraz kaşlarımı da hemen doldurayım. Yine Lykke'nin kaş kalemini kullanacağım. Zaten son dönemde elim bundan başkasına gitmiyor. Sürekli bu ürünü kullanıyorum. Şöyle çok hafifçe üzerinden geçeceğim. Evet, bu haliyle bu kadarı bana yeterli geliyor. Kaşları çok hafif doldurduktan sonra bu arada bu elimdeki 160 numaralı Chocolate Brown olan rengi çok incecik mikro olan geçen kalemlerinden gayet de güzel, başarılı. Bir de Leşmanya'ya alternatif olarak yine söyleyebileceğim aynı etki değil ama yani uygun fiyatlı bir ürün öner derseniz eğer Lykke'nin Exceptional So Black adlı maskarası da çok güzel. Hatta bunun tarak yapısı direkt Maybelline Less Sensational'a çok çok benziyor. O yüzden üstüne bir de bununla tarayarak da geçebiliriz şöyle uçları. Daha çok ayırmak ve uzatmak için tam böyle kirpiklerinize uyan fan etkisi yaratacak bir fırçası var. Hafifçe de bununla üstünden geçmiş olalım. Bu ürünü de en azından uygulamış olalım. Dediğim gibi bu iki maskara da benim favorilerimden, uygun fiyatlıdan. Şimdi bunlardan sonra artık bronzer'ı kullanalım. Bronzer da bence benim en beğendiklerimden bir tanesi haline geldi. Çünkü yüksek fiyatlı olan mesela geçen videoda kullandığımız sizlerle Chanel'in Soleil Ten de Chanel adlı bronzerına ve aynı zamanda MAC Makeup'ın yine o krem bronzerına
Alternatif olabilecek çok uygun fiyatlı bir bronzer bence. Aslında aldık olarak geçiyor ama bronzer olarak uygulamaya müsait. Pastelin krem bronzerlarından, yani daha doğrusu krem aldıklarından elimdeki 45 numaralı olan rengi bir bronzer gibi kullanılabiliyor. Renk ton olarak tam yaza uygun, bronzer kullanmaya uygun olan bir tonda. O yüzden ben bunu kullanacağım. Ve yine bronzer'ı, bu tür bronzer'ı kullandım. Krem bronzer'ları kullandım. Fırçamla uygulayacağım bunu. Bu da tok yapıda olan fırçalardan. Real Techniques'in Expert Face Brush olarak geçen fırçası. Yenilerde sapları farklı olabilir ama şöyle hafif yassı görünüyor. Yani biraz daha yassı, tombul bir fırça. İsterseniz bununla ten ürününüzü de kullanabilirsiniz. Yani bronzer değil de aynı zamanda fondöten içinde bunu uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın hemen nasıl bir gölge verdi. Ben bunun tonunu çok çok beğendim ve bence yüksek fiyatlı olan krem bronzerlarla boy ölçüşebilir diye düşünüyorum. Renk olarak çok güzel. Kalıcılık olarak da bence iyi. İndirimlerde dediğim gibi allık olarak değil ama bir krem bronzer olarak bunu düşünebilirsiniz. Böyle bir tonu var. Hafif böyle kızılımsı. Çok kızıllık yok içerisinde. Evet, bu haliyle bakın gerçekten güzel bir ton. Yani ister allık olarak kullanın, ister bronzer olarak kullanın. Süper bir ürün. Tam bir fiyat performans ürünü. 45 numaralı olan Cream Blush olarak geçen pastelin bu ürünü. Şimdi bunun arkasına gelin bir de hemen arkasından tabii aldığımızı da uygulayalım. Allık olarak da yine cream blushlardan kullanacağım. Bu da 43 numaralı olan kırmızı rengi. Kırmızı ve bunu ben uygularken Duo Fiber olan fırçayla daha çok daha rahat kullanıyorum. O yüzden Duo Fiber Nashita Pro'nun 258 numaralı olan bu fırçasıyla şöyle alarak bolca bunu da böyle hafifçe değdirerek uygulayacağım. Baya bir renk veriyor çünkü. Eşit dağıtmak açısından böyle yapalım. Baya baya gördüğünüz gibi tonu yüksek pigmentasyonlu ama dağıttıkça çok güzel duruyor. Aldığı bu şekilde uyguladıktan sonra biraz böyle bunun hafif kırmızısından şöyle şuraya da biraz değdiriyorum ki yani allıktaki renk ne renkse şuraya da çok hafif geçiyorum. Böyle bir renk bütünlüğü oluyor. Allıkla böyle bir bütün uyum oluyor. Çok çok hafif değdiriyorum ama sanki böyle oradaki renk diğer taraftakiyle daha bir bütün yüzümde daha eşit görünüyor gibi hissettiğim için hoşuma gidiyor. Bu da benim böyle bir uygulamam. Dediğim gibi pastelin 43 numaralı olan kırmızısına da bakabilirsiniz. Eğer böyle hafif kızıl tonlu makyajlarda allık seviyorsanız. Bunun üzerine ne kaldı kullanacağımız? Ruj, dudak ürününe geçeceğiz. Birazcık dudaklarımı nemlendireceğim. Bu Essence'ın Hindistan cevizi içerikli olan Lip Care serisindeki Booster adlı bu dudak lip butter adlı ürününü kullanacağım. Bunu çok hafif nemlendireceğim. Çünkü üzerine daha mat olan bir ürün kullanacağım. Yine çok sevdiğim ve uygun fiyatlıdan en sevdiğim mat rujlardan Biolis'in Zip It serisindeki. Elimdeki de Nude Peach olan rengini hemen bunu uygulayacağım. Yine bunun böyle ben ruju sürdükten sonra üzerinden bir çerçeve geçmeyi de seviyorum. City Color'ın dudak kalemlerinden elimdeki bej olan rengi de bununla birlikte uyum gösteren böyle hafif şeftali tonlu olan bir renk. Şöyle kenarlarından birazcık düzelteceğim bunu geçerek. Arkasından da bunu bir pudra geçelim istiyorum. Pudra olarak maalesef kapağı kırıldığı için benim bantladığım Golden Rose'un Nude Look serisindeki çok sevdiğim bir pudrası bu. Bunu size göstereceğim. Şöyle birazcık ışıltılı bir yansıması var. Çok çok hafif uyguluyorsunuz ama gerçekten çok güzel bir yansıma yaratıyor ciltte. Ben duruşunu seviyorum. O yüzden de bunu kullanmaktan memnunum. Şimdi pudra fırçamla birazcık alacağım ve böyle bu hani birazcık aydınlık etki de yaratmak için en son şöyle üzerinden birazcık geçeceğim. Hem pudralı hem pudra yokmuş gibi. Hem de böyle bir yansıma ışıltı da veriyor. Onu da seviyorum yazın. Evet, yine uygun fiyattan bakılabilecek bir ürün. Çok böyle pudra sürmüş gibi olmuyorsunuz ama güzel bir ışıltı da yansıma veriyor. Hatta bakın sanki böyle bir aydınlatıcı varmış gibi de oldu. Aydınlatıcı kullanmaya bile gerek kalmadı bu yüzden. Dudaklarıma birazcık bazen üstüne ışıltı olsun derseniz eğer bunun üzerine bu Miss Beauty'nin Cherry Tinted Lip Oil olarak geçen bu ürünü de ben kullanıyorum. Şöyle birazcık değdirdiğimde hem alttaki likit mat sayesinde daha böyle kalıcı bir ruj. Hem de üzerine de birazcık parlaklık verdiği için benim hoşuma gidiyor bu şekilde uygulama. O yüzden bunları böyle mat rujlarımın üzerine de kullanmayı seviyorum. Bir de yine uygun fiyattan
kapanışta böyle bir sabitleme sprey olarak Essence'ın Hello Goods tavsiyesindeki 3-in-1 Face Mist'ini kullanacağım. Bu da karpuz kokulu, tam yaza uygun. Bundan da birazcık sıkalım. Çok güzel kokuyor gerçekten karpuz karpuz. Şimdi bunun üzerine de en son şöyle hafifçe süngerimle noktacıklar olmasın diye geçeceğim. Biraz daha makyaj gün içinde biraz daha dayanıklı olsun diye tabii çantada pudrayı taşıyorum sürekli. Aynı zamanda bir de kaş sabitleme jeli geçeceğim son olarak. O da Essence'ın kaş sabitleme jeli. Onunla da şöyle bir benim kaşlarım uzun ve bazen de inatçı oldukları için çok çabuk şekil değiştirebiliyor. Onları şöyle birazcık sabitlemek için de bir jel kullanmayı tercih ediyorum. Evet, böylece makyajı tamamlamış olduk. Son olarak da bu haliyle sizlere makyajı gösterebilirim. Ben çok memnun kaldığım ürünleri kullandım. Zaten dediğim gibi yazın sürekli olarak bu tür ürünleri daha pratik olduğu için böyle daha çok krem far türü olan ürünleri kullanıyorum. Aynı zamanda dediğim gibi birazcık daha ışıltılı görünen ürünler yüzümü sanki daha canlı, daha sağlıklı gösterdiği için de tercih ediyorum. Videoda kullandığım bütün ürünleri ben yine aşağıya tek tek açıklama kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ürünlere. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenli olarak yayınladığım videolarda ben video yayınladıkça size de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.